Türkiye'de kişi başına mesela ne kadar konutun düştüğünü çok fazla tartışmıyoruz da bu konut ve yaşam çevresinin bize neler sunduğunu ya da bir kentin bize nasıl bir yaşam ortamı sunması gerektiğini tartışmaya başladığımız bir noktadayız. Sağlıklı Kentler Birliği yapacağı örnek çalışmalarla hem şehirlerimize örnek olur hem de ülkemizin gelişmesine büyük katkı sağlar. Bu vesileyle böyle güzel bir toplantıyı Erzurum'da tertip etmelerinden dolayı birlik başkanımıza ve değerli arkadaşlarına ve saygıdeğer siz değerli konuklara teşekkürlerimi sunuyorum. Arkadaşlar tabii Sağlıklı Kentler Birliği'nin en önemli misyonu kentlerimizin sağlıklı gelişimini sağlamak. Dolayısıyla şehirlerimizin içerisinde sağlıklı insanları barındırabildiğimiz müddetçe, insanlarımızın sağlığını temin edebildiğimiz müddetçe, kentlerimizin de sağlıklı gelişiminin daha kolay olacağını biliyoruz. Bisiklet ülkemizde bir ulaşım sistemi olarak yer almıyor. Bundan duyduğum üzüntüyü belirtmek isterim. Menderes Türel Bey konuşmasında örnekler verdi. Danimarka'dan bisiklet sayısı, nüfus sayısı kadar. Amsterdam, Hollanda'dan örnekler verildi. Dolayısıyla belediyelerimizin, insanımızın sağlıklı yaşamasıyla ilgili atacağı her adım aslında insanla en yakın münasebeti olan bir kurum olarak belediyenin öncelikli ödevleri arasına da girmiş oluyor. Bu hem teknik açıdan böyle, hem politik açıdan da böyle. Yani bir belediye eğer sağlık meselesiyle, insanların sağlıklı kalmasıyla, sağlıklı yaşamasıyla ilgili adımlar atıyorsa, doğru siyasi adımlar da atıyor demektir.